Yani doğal bilincimizi mantık bilimine çevirme, onu öğrenmeye hazırlamamız gerekiyor. Doğal bilinç o doğal yapısından dolayı, yani tasarımsal yapısından dolayı öğrenme konusunda şeyle özürlü öğrenemiyor. Doğal bilinç, anlak diye bir şey geliyor. Niye anlak felsefeyi öğrenemiyor? Yani anlak ya da Descartes'ta da sağ diyor anlatım var ama biraz daha farklı kullanıyor onu. Yani sağ diyor denen şey bize doğru düşündüğü gibi görünen şey felsefeye uygun değil çünkü diyalektiğe uygun değil. Yani az önce bir şey ve başkası konusunu incelerken bu problemi yaşadık. Bir şey ve başkasını iki ayrı şey olarak düşünmek diyalektik değil. Yani sodyum ve klor birbirlerine karşı bir şey ve başkası gibi duruyorlar ve o bir şeyin ve başkasının ilişkisi onları sentetik olarak yani kimyasal olarak yan yana getirmek değil. O zaman tuz oluyor. Yeni bir şey ortaya çıkıyor ama diyalektiğin bize gösterdiği şey ya da düşündürmesi gereken şey bir şeyin başkasıyla yan yana durması değil, bir şeyin kendisinin başkası olması. İkisi arasında çok büyük fark var. Bu nasıl mümkün olabilir? Bir şeyin kendisinin evet. Çok güzel. İşte şimdi bunu sorduğumuz zaman kesinlikle şeyin felsefenin toprağına giriyoruz. Çünkü o iki tane dışsal şeyi yan yana almak bu şey analitik düşüncenin anlam yaptığı şey. Anlak bir şeyi kendisi olarak düşündüğü için ve bunu da başkası olarak düşündüğü için her zaman bir şeyi ve başkasını ayırıyor. Ayrı. Yani bunlar yan yana dursalar bu mekanik bir ilişki, değil mi? Bunları ben yan yana getiriyorum. Mekanik denen şey bu. Eğer kimya olsaydı bunlar bir araya geldikleri zaman oksijen ve hidrojen olarak suyu oluşturacaklar. Kimyanın ve mekaniğin buradaki şey. Çünkü eğer daha burada mantık biliminin ön sözünde mekanik ve kimyadan bahsediyor. Sentetik olarak. Hatırlıyor musunuz? Düzeneksel. Yok, şey de başlar da göreceksiniz yani diyalektik denilen düşün. Diyalektik bir şeyin kendisinin kendi karşıtı. Diyalektik bütün şimdi Hegel'de doğal bilinci, müze, felsefeyi hazırlarken bunlardan tam olarak söz ediyor. Yani az önce konuştuğumuz şeyler ona benzer şeyler, mantık biliminin girişinde, ön sözlerinde ve de küçük mantığın ön bölümlerinde var. Bunları toparladığımız zaman kafamız kavramlarla ilgilenmeye hazır duruma gelecek. Yani eğer varlık kavramını alıp, yokluk kavramını alıp, diyalektik kavramını, diyalektik bağlantıyı kötü uygularsak oraya, o zaman mantık biliminin içine girmiş olmayacağız. Mantık bilimi ya da felsefe yapıyor olmayacağız. Karşıtlık şey, bir şeyin kendiyle bir şeyin bir şey başkasındaki durumu değil, bir şeyin kendi kendisine karşı olması. Bu yani dışsal bağıntılar var. Bunlar mekanik bağıntılar olabilir, sentetik ya da kimyasal. Sentez ve kimya bunlar bağlı ilişkisini görebiliyor muyuz? Sentez kimyaya ait bir terim genel olarak yani. Hayır, dilinde de kullanılabilir, başka konularda da. Ama sentezde şey var. Örneğin Fichte kullanmış. Tez, antitez, sentez diye kullanıyor ki bunu Hegel'e yüklüyorlar ve Hegel bunu hem reddediyor hem de biz de biliyoruz ki Hegel'in yöntemi şey değil, öyle bir yöntem değil. Bir kavram kendisi ve karşıtı. Bu ne demek? Karşıtıyla bağıntılı olmak. Bağıntılı olmak demek, kavramsal kavramlar için düşündüğümüz zaman bağıntılı olmak demek ne olabilir? Şimdi sodyum ve klor bağıntılı oldukları zaman tuz oluşturuyorlar. Değil mi? Bağ dediğimiz şey bir sicil değil ya da bir arazi bir şey değil ama bir birlikteliği anlatıyor. Şimdi şunlar bağıntılı mı? İlişkili mi? Değil.
İlişki mi? İlişkisiz olmak da bir ilişki değil miydi? Bunlar arasında bir ilişki yok mu? Yani şimdi niye? Bir kere bunlar her ikisi de özdek olduğu için birbirini çekiyor. Bu bir ilişki değil mi? Ve itiyor. Bunlar uzaysız olarak ayrıca birbirlerinden şu kadar ya da bu kadar uzak olduklarına göre bir uzay ilişkisi var mı aralarında? Bu bunun üstünde duruyor. Bu bir ilişki değil mi? Bu bunun altında duruyor. Bu ilişki değil mi? Bağlantı. Ama bunlar düzeneksel bağlantılar. Düzen. Yani bu düzende duruyor falan. Düzen. Yani mekanik bağlantılar. Bu buna çarparsa onu şey yapar. Devindirir falan. Bunlar mekanik. Eğer bunlar atomlar olsalardı o zaman kimyasal ilişkiye girer gireceklerdi. Ve sentetik analitik terimleri kullanacaktık. Yani bunları sentez bu iki ayrı şey sentez edilebilir ve sentez edilmiş sodyum klorür de analiz edilebilir diyecektik. O da kimya alanına girmiş olacak. Şimdi kavram alanına girdiğimiz zaman bu bağlantıları oraya götürdüğümüz zaman bir şey yaramıyor bunlar. Çünkü kavram alanındaki bağlantının anlamı şu, bir kavram kendinde kendi olumsuzluğuyla, kendi karşıtıyla bağlantılı olduğu zaman onun tarafından belirleniyor, onun tarafından yapılıyor. Yani örneğin yine biraz fiziksel bir örnek verirsek, aydınlık ve karanlık bunlar ikisi bir arada, bunlar birbirlerini belirliyorlar. Yani sodyum ve klor birbirini belirlemiyor. Sodyum klor olmadan da sodyum. Ama karanlık, aydınlık olmadan karanlık değil. Varlık, yokluk olmadan varlık değil. Töz, ilmek olmaksızın töz değil. Karşıtların birbirlerini belirlemesi diye bir şey var. Bunu bir kere çok iyi düşünebilmemiz gerekiyor. Çok zor bir şey değil bu. O yüzden mekanikten, kimyadan, sentetikten vesaire söz ediyoruz. Yani bunun bağlantısı bu. Çünkü bağ deyince insanlar dışsal bağlantılar düşünüyorlar. Ama bizim mesela karşıtların birliği dediğimiz şey sentetik bir bağ değil. Sodyum klorun karşıtı değil. Klor da sodyumun karşıtı değil. Onlar yine de şey, yine de birleştikleri zaman biri pozitif yüklü, öteki negatif yüklü gibi ya da yüksüz gibi görünüyor ve öyle bir karşıtlık zemininde birleşiyorlar. Ama sodyum ve klor o kimyasal karakterlerine şeye borçlu değiller, birbirlerine borçlu değiller. Kavram durumunda böyle değil. Kavram kendi belirlenimini ancak ve ancak şeyden alabilir. Şimdi bir şey düşündüğümüz zaman onda yalnızca olumluyu düşünüyoruz, değil mi? Yani örneğin şu mouse'u düşünelim. Bu mouse. Bu pozitif bir şey, olumlu bir şey. Olumlu olması, real olması, var olması. Onu anlatıyoruz. Bu var. Bu olumlu bir şey. Olan bir şey. Yani. Peki bunun için olumsuz olan nedir? Tüm teknoloji, bilim tarihi. Dışındaki her şey. Nesne olarak düşünürsen, o zaman şu gözlük. Bunun için olumsuz olan şey, optik teorisi. Her şey. Her şey. Hayır, bu pozitif bir şey, olumlu bir şey. Bu bir cisim, bir şey. Nesne. Yani kendisi. O zaman her şey olumlu bir şey. Kendisi, bunun dışındaki her şey, onun olumsuz. Noktayı düşündüğümüz zaman, nokta boyutsuz bir uzay. O aslında bütün uzayı olumsuzluyor. Yani nokta için, noktayı olumlu olarak düşünürsek, düşünebiliyor muyuz? Boyutsuz bir şeyi olumlu olarak düşünebilir miyiz? Var, yani olumlu derken cisimsel demiyoruz. Nokta, bir kavram, boyutsuz, nokta parçası olmayandır diyor şey, Ökides. Ve nokta için, kendisinin içindeki her şey onu olumsuzluyor. Yani şimdi, olumsuzluk bir bağıntı mı? Bağıntı. Yani o zaman o bağıntı, o olumsuzluk, o olumsuzluk genel olarak bir şeyin, yani olumlunun özüne ait. Olumlu, yalnızca olumlu değil. Şimdi daha kısa konuşsam daha kolay anlaşılacak belki de. Olumlu olan, kendi varlığında başka her şeyi olumsuzlayandır. Nokta. Tüm belirlenimleri dışlıyor. Bir şey, bir renge sarı dediğiniz zaman bütün renkleri ondan dışlamış oluyorsunuz ve orada yine o şey var, olumsuzluk faktörü var. Yani olumlu olan her şey ancak olumsuz kapsadığı için olumlu. Dolayısıyla bu bir, ikisi bir, bunlar ayrılmaz. Bir şey,
kendisi olumlu, onun dışındaki her şey olumsuz. Onun için olumsuz. Diyebiliriz değil mi? Tabii ki, onun sınırı oluyor. Yani bir şey varsa, örneğin Fichte egoyu alıyor ve onun egonun olumsuzu ego olmuyor, ben olmuyor. Dolayısıyla her şey. Yani ego şey gibi, bir atom gibi, öyle bir kavram ki ego dendiği zaman her şey o egonun dışında başkası. Kendi egonuzu düşünebiliyor musunuz? Ha? Ne düşünüyorsunuz? Var olduğunu düşünüyorum. Herkesin egosu var mı? Herkesin egosu değil mi? Kiminki daha yüksek, kiminki daha düşük. Hayır, egoyu yani olumsuz bir şey olarak... Kötülemek yani bir insan için ego kötü... Ego, yani, ego olarak ego, herkesin ego var mı? Ego ben. Var. Ben. Das ich denen şey yani. Bak, herkesin ego şey. O ego her şeyi dışlıyorsa... Yani egonun varlığı değil de senin süper egonun ne durumda olduğu önemli. İşte, hayattaki duruş durumundan diye düşünüyorum. Yani ego ama var mıydı? Ego, süper ego ego değil. Süper ego belirli bir ego ve burada bize atomik ego, yani her şeyi dışlayan, her şeyi dışlayan ego. Onu düşünüyorum, ego. Nokta gibi. Ego. Hayır, olumsuz olarak alındığı için söylüyorum. Yani ego mutlaka var, herkeste var. Güzel. O ego olumlu olarak, ego olumlu olarak alıyor şey egoyu. Evet. Ego var, var çünkü, ego var. Ve egonun olumsuzu nedir? Her şeyi dışlaması. Her şeyi dışlaması. Yani bir nokta düşün, o nokta her şeyi kendinden dışlıyor. Ego da öyle. Ego için her şey, beden bile, onun, ondan geçen düşünceler bile onun için başkası. Özdeşlik ilkesini düşünüyoruz. Ben eşittir ben. Başka her şey, o bene eşit olmayan bir şey, ben olmayan bir şey ve o yüzden ego öyle bir atomik yapı taşıyor ki olumlu bir şey olduğunu düşündüğümüz zaman o olumluluğu ancak ve ancak başka her şeyi olumsuzlamasına bağlı. Olumlu dersek egoya, ego olumsuzluğu kendisinde taşıyor. Yani dışında ikinci bir nesne gibi değil. Şu ego olumlu, bu non-ego, ego olmayan ve olumsuz gibi değil. Bu bir ve aynı şey, olumluyu ve olumsuzu aynı aynı varlıkta taşıyor. Yani karşılık bir şeyin kendi karşıtı olmasının benzer bir yanı var. Şimdi bağlı, olumsuzluklanmasına bağlı. Var. Evet. Başkanın olumsuzluk taşıdığını düşünebiliyor muyuz başkası? Evet, başka ne demek? Yani ben ve başkası. Bir şeyin kendisi ve başkası. Ego da nasıl oluyor? Ego da... Şimdi bu Fichte'nin problemi, Fichte'nin bir sanatçısı, Lehmann'in bu problemi. Ego kendi dışına nasıl geçecek? Yani ego olmayana nasıl geçecek? Güzel bir soru. Evet, bu soru sen. İki dakikada ele alamayız. Ama sanırım bu tür düşünmenin kavramsal düşünceye bizi hazırlaması açısından bir tür incelemelerin yararı oluyor. Ve mantık bilimini şey yapmamız gerekiyor. Yani her tarafını irdelememiz. Çünkü onun bütün yöntem, Hegel'in kullandığı yöntem şey, biliyoruz, kavramsal düşünme.